Çok tarihi bir duruşma ve şu anda aslında en kritik isimlerden biri Doğukan Çep. O cinayeti nasıl işlediklerini, o süreci detaylı bir şekilde anlattı ve aslında azmettirdim dedi ve itiraf etti. Başka neler yaşandı? Aslında itiraf etmedi. Daha çok yani bir itiraftan ziyade bazı isimlerin korunması ve cinayetin bir adli vakka, sadece kendi kızgınlığıyla işlenmiş, daha doğrusu cinayet amacı bile olmayan, yaralama amacıyla böyle bir şey giriştiklerini söyledi. Şimdi bakın, yani önce Doğukan Çep kim, ona bir yakından bakmak lazım. Kendisi İstanbul'da 2013 yılında Hasan Ferit Gedik'i öldüren kişi. Yani uyuşturucuya karşı Maltepe Gülsuyu'nda yürüyüş yapan gençlere ateş açtı. Bir genci öldürdü, Hasan Ferit Gedik'i, 2013 yılında. Yıllarca yakalanmadı. 2 yıl sadece tutuklu kaldı. Cezaevinden çıktı. O süre içerisinde Batum'a gitti, sonra geldi Türkiye'ye tekrar. Buna rağmen hakkında 35 yıldan fazla ceza çıkmasına rağmen yakalanmadı. Bu süre içerisinde ne yaptı? Bunları anlattı bu arada. Bugün bütün bunları anlattı. Geçmişe dair her şeyi anlattı. Çek senet tahsilatı yaptığını bile söyledi. Bir bazı dernekleri basarak 10 kişiyi vurduklarını anlattı. Son derece soğukkanlı bir şekilde. Kimlere nasıl saldırılar düzenlediklerini anlattı. Ve inanır mısınız, Sinan Ateş dahil ne yaptı biliyor musunuz? Ya bu duruşma gerçekten tarihi bir duruşma. Vicdanları nasıl yok olduğu ile ilgili bir duruşma çünkü. Ne dedi biliyor musunuz? Öldürttüğü insanları suçladı. Hasan Ferit Gedik'in baskın yaptığı yerde vurulan 10 kişinin, Suruç'ta katledilen 33 gencin suçlu olduğunu söyledi. Terörist olduğunu söyleyen konuşmalar yaptı. Hatta mahkeme başkanı bir ara durdu. Sen ne anlatıyorsun? Nereden bahsediyorsun? Konuya gel. Savunmanı yapacaksan savunmanı yap dedi. Şimdi burada şöyle bir durum var. Doğukan Çep bizzat Sinan Ateş cinayeti için tetikçi Ere Özyağcı'yı ayarlayan, keşif yapan, keşif faaliyetlerine bazı Suat Kurt'u ayarlayan, tetikçiyi kaçıran Vedat Balkaya'yı ayarlayan isim. Bunu biliyoruz. Şimdi bu duruşmada nasıl bir strateji izliyorlar? Önce Ere Özyağcı, sonra Vedat Balkaya ve en sonunda da Doğukan Çep cinayeti kendi işlerinde tutabilecek. Daha doğrusu cinayeti de değil, yarama amacıyla gittik, yaralayacaktık aslında, bacaklarını sıkacaktık. Ama biz bu öldü diyebilecekleri bir yere çekmeye çalışacak bir strateji izlediler. Hepsi bunu yaptı. Bu konuda Doğukan Çep de bütün savunmasını bunun üzerine kurdu. Dedi ki bakın, şunun altını özellikle çizmek istiyorum. 19 aydır bu kişi 18 kere hakim karşısına çıktı. Polis ifadeleri verdi. Tutuk incelemeleri oldu. Defalarca ifadesi alındı. Hiçbirinde anlatmadığı bir şey anlattı. Çünkü şey tarafının, iddia makamının ve müşteki tarafın dediğine göre bir tiyatroyu anlattı. Dedi ki Sinan Ateş'le ben 2019 yılında tanıştım. Benim Hasan Ferit Gedik'i öldürmekten dolayı hükmüm vardı, firariydim. Davada ceza çıkacaktı bana. O davamı çözebileceğini söyledi. Müdahi Vakfı'nın camisine gidiyordum Üsküdar'da dedi. Orada tanıştık dedi 2019'da. Ben de ona bu cezayı alacağım, benim davamı çözmesini istedim dedi. Bunun üzerine o da çözerim dedi. Bunun üzerine sen ne güzel bir şey yapmışsın dedi bana diyor senaryosunda. Ben bunun üzerinde diyor ona defalarca 250 bin TL, 200 bin TL para götürdüm. O davayı çözmesi için, ama o davayı çözmedi. Sonra çok basitçe anlatıyorum. Davayı çözmediği gibi benim telefonlarıma çıkmadı. Ben de gidip onu vuracaktım bacaklarından. Ama o sırada Ere Özyağcı vardı yanımda. Abi ben giderim vururum dedi. Bakın bu böyle anlatıyor gerçekten. Ben giderim vururum dedi. Ben de onun üzerine bunlara motosiklet ayarladım, para ayarladım. İşte bunları gönderdim. Bacaklarından vuracaklardı. Ve Sinan Ateş'i suçluyor. Sinan Ateş'i suçluyor. Diyor ki Sinan Ateş bana bunu yaptı. Öldürdüğü kişi için. Ve aynı zamanda şu iddiada bulunuyor. Aynı Ere Özyağcı gibi. Aslında Selman Bozkurt var Sinan Ateş'in yanında, koruması ve akrabası. O ateş açtı. Onun mermisinden çıkan kurşunla aslında Sinan Ateş öldü. Otopsi raporu var. 5 tane kurşunun 4'ü öldürücü. 5 tane kurşunun 4'ü öldürücü. Görüntüler var. Ama onlar bir şekilde bu soruşturmayı, bu iddianameyi kendileri barikat oluyorlar. Azmettirdiğimi kabul ediyor. Azmettirdim diyor. Ama diyor ben suikastçı değilim. Suikast düzenlemedim. Onun yerine gönderdik. Böyle bir kaza oldu diyor. Çok üzüldüm diyor ya. Diyor ki çok üzüldüm. Bir de gazetecilerin tarafına bakarak tehditkar bir şekilde kafasını sallıyor. Evet, duruşma sırasında. Öyle bir durum da vardı. Evet, gazetecilerin bulunduğu sıralara kafasını çevirip tehditkarca kafasını sallıyor. Ondan sonra da ifadesinde aslında bu cinayette bir planlı cinayet olmadığını, aslında kendisinin de o parası alındığı için sadece bacaklarından vurdurmak istediğini söylüyor. Ve amaç ne? Amaç bir şekilde bu olayın
daha üst, daha siyasi bir cinayetin siyasi bağlantısını kesmek. Bunun için ne yapmak zorundalar? Eray Özyağcı İstanbul'a gittiğini söylemeyecek ki İstanbul'a gelen ülke ocaklarındaki yöneticileri kurtaracak. İzmir'e gitmeyecek. O da aynısını yapıyor. İzmir'e gitti diyor. Ben saklamadım diyor. Ama o kadar dramatik durumlar var ki burada. Yani insan kendisini o sinir ateşi yakınlarının yerine koysa, yani orada sinir ateşi suçlandığını görse ya da Atıhan Ferit Gedi'nin yakınlarının yerine koysa ya da o vurulan insanların Suruç'ta yakınlarını kaybeden insanların yerine koysa, burada kendisinin cinayetin azmettiricisi olduğunu kabul ettiren kişi tarafından suçlanıyor ve vatan millet edebiyatı ile yapılıyor bu.